Arkadaşım selamlar. Ben İsmail Hoca'nın SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Hoş geldin. Umarım halin, keyfin, saatin yerindedir. Umarım moraller iyidir. Parabolle doğrunun birbirine göre durumlarını işleyeceğiz çünkü. Bu konu önemli. Bak, adın soyadın gibi. Bu konu önemli. Tamam. Şimdi hazırsan, videoyu beğendiysen ve abone de olduysan lütfen senle birlikte hadi buyur geçelim dersimize. Evet, ne dedik? Parabolle doğrunun birbirine göre durumları demiştik. A, B, C, M ve N reel sayılar. A ve M sıfırdan farklı olsun dedik. Burada sevgili arkadaşım şu bir parabol, bu da bir doğru. Nereden anlıyoruz bunları? Bu ikinci dereceden olduğu için parabol, bu da birinci dereceden olduğu için doğru. AX kare artı BX artı C'yi MX artı N'ye eşitliyoruz ve ortak çözüm yapıyoruz. Ortak çözüm denildiği zaman iki farklı fonksiyonu birbirine bir güzel eşitliyorsun. Tek bir denklem haline getiriyorsun. Elde edilen ikinci dereceden denklemde eğer delta sıfırdan büyükse bu doğru, bu parabolü birbirinden farklı olan iki tane noktada kesiyordur denir. Eğer delta sıfıra eşitse tek bir noktada kesmiyor da değiyor işte. Tamam, buna da biz teğettir diyoruz. Ve üçüncü durumda delta sıfırdan küçükse bu doğru, bu parabolü hiçbir noktada kesmiyordur diyeceğiz. Değmiyordur bile. Böyle burada gördüğün gibi açıktadır diyeceğiz sevgili arkadaşım. 28. örneğimize bir bakalım o halde. 2x kare eksi 4x artı 3 parabolü ile y eşittir 2x eksi 3 bölü 2 doğrusunun birbirine göre durumlarını bulunuz demiş. Birbirine göre durumdan bahsediyorsa iki noktada mı kesiyor, teğet mi yoksa hiç kesmiyor mu, bunları bulacağız. O halde ben yazıyorum 2x kare eksi 4x artı 3'ü ne yapacağız? Eşitleyeceğiz 2x eksi 3 bölü 2'ye. Pekala. Hepsini sol tarafa toplamakta fayda var. Bundan kaynaklı da hepsini aldım, bu tarafa gönderiyorum. Ne olur? 2x kare eksi 4x vardı. Bak, 2x de buraya gelirse eksi 6x olacaktır. Ve daha sonrasında da bak artı 3 vardı. 3'e 3 bölü 2 eklersem 9 bölü 2 yapar. Eşittir ne geldi? 0. Güzel. Şimdi o halde ben şöyle diyeyim. Şuradan mavimizi alalım ve şöyle diyelim artık. Bunun deltasına bakmamız gerekiyor birbirine göre durumunu anlayabilmek için. Delta neydi? B kare eksi 4ac idi. Pekala, bunun b'si kaç? Hocam eksi 6. Eksi 6'nın karesi 36 yapar. Delta eşittir 36 eksi 4 çarpı, bak şuradaki 2'yi gördün, a'sı o. 2 çarpı buradaki 9 bölü 2'de c'si. O halde 9 bölü 2 dedik. Burada artı 2 ile şuradaki artı 2'nin gittiğini görüyorsun. 4 ile 9'u çarparsam 36, önünde de eksi var. Şimdi delta neymiş? 36 eksi 36'ymış. Madem o halde delta sıfıra eşittir. Delta sıfıra eşitse de biz ne diyorduk bu doğruyla parabol? Birbirine teğettir diyorduk. Yani bunun görüntüsü aşağı yukarı şu şekilde çıkar sevgili gençler. Evet, 29. örneğimize bir bakalım birlikte. X kare eksi 6 x artı 8 parabolü ile 2x artı a doğrusu neymiş arkadaşlar? Kesişmiyorlarmış. Kesişmediklerine göre diyor ya, bunu ne anlama geliyor? Bunların deltası sıfırdan küçüktür anlamına geliyor. A tam sayısının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben x kare eksi 6 x artı 8'i, yani parabolü yazdım. Bunu doğruya eşitliyorum. 2x artı a'ya eşitledim. Hepsini bir tarafa toplayalım. X kare eksi 8x artı 8 eksi a gelir ve eşittir sıfırın nesi dedik? Deltası sıfırdan küçük olmalı dedik artık. Pekala. Şimdi madem delta sıfırdan küçük, baş katsayının 1 olduğunu görüyorduk. Kısa yoldan ben ne yapmayı biliyordum? Delta'nın sıfırdan küçük olup olmadığını anlayabiliyordum. Şunun yarısının karesi, yani eksi 4'ün karesi 16. Madem delta sıfırdan küçük, 16 da buradaki c'den, yani 8 eksi a'dan küçüktür diyeceğim. Ve buradan a küçüktür, eksi 8 gelecek. Eğer ki a eksi 8'den küçükse alabileceği maksimum tam sayı değeri de eksi 9'un ta kendisidir diyeceğim. Evet, 30. örneğimize hemen hızlıca bir geçiş yaptık. Fx ve gx. Fx parabol, gx de doğru, aynı analitik düzlem üzerinde verilmiş. M noktasının koordinatlarının çarpımı soruluyor. Yani sevgili arkadaşlarım, şuradaki noktanın koordinatlarının çarpımı sorulmuş bize. Şimdi ben hemen eksi x kare artı 2x artı 8'i tabii ki de 2x artı 4'ü eşitleyeceğim. Nerede kesiştiklerini elde edebilmek için yine bunları birbirine eşitlemeniz lazım, ben sana söyleyeyim. Burada eksi x kare hoş durmuyor. Bunları bu sefer sağ tarafa toplayalım ki bu sefer x kare, 2x'ler birbirini götürecek ve eksi 4 eşittir 0 gelecek. X kare eksi 4 0'sa x burada ya eksi 2'dir
ya da x artı 2'dir diyeceğiz. Şimdi arkadaşım, ben zaten neyi buldum şu an? Bu parabolle bu doğru bir eksi 2 apsisli bir de 2 apsisli noktada kesişir diye buldum. Eksi 2'yi zaten soru bana vermişti. Bak eksi 2. Tamam, bunu bulduk. O zaman artı 2 diğer kesiştiği yerdir. Yani sevgili arkadaşım, buranın apsisi 2'dir derim. Apsisini bulduktan sonra ordinatını nasıl bulurum? Çok basit. İster parabolde bu 2'yi yerine yazarım, ister doğruda. İkisinden birisinde yazarsanız cevabı bulursunuz. Çünkü zaten aynı noktada kesişiyorlar. Bana bunun ordinatı lazım, koordinatlarını elde edebilmek için. 2'yi götürdüm. Şurası daha basit. 2 çarpı 2 artı 4 dedim. 8'de. Burası 8'miş. Burada yerine yazsaydık hocam, hadi yazalım. Eksi 4 artı 4 artı 8. Bak ne geldi? Artı 4 eksi 4 birbirini götürdü. Bu da 8 geldi. Yani şaşmaz. O halde arkadaşlarım, bunun M noktasının koordinatları neymiş? 2'ye 8. İşte bu koordinatların çarpımı sorulmuştu bize. Bu çarpımda bize 16'yı verecektir. O halde doğru cevap 16'nın ta kendisidir diyebiliriz. Evet, 79. sayfamızı da tükettik. Sayfamıza şöyle yarısından başlamış olsak da uzaktan bir bakalım. Evet, gayet güzel, derli toplu, düzenli. Şimdi geçtik 80. sayfamıza, 31. örneğimizdeyiz arkadaşlar. Y eşittir x kare artı 2 çarpı falan filan parabolü y eşittir 3 doğrusuna teğet olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz daha öncesinde bunu nasıl yapmıştık? Şöyle demiştik. Buna benzer bir soru çözmüştük bir önceki videomuzda. Şurası y eşittir 3 doğrusu demiştik ve bizim de parabolümüz buna bu şekilde teğetti arkadaşlar. Ve ben bunu 3 birim aşağı çekersem artık x eksenine teğet olur demiştim. Yani onun için de buradan 3 çıkarmıştık ki burası m kare eksi 2 olmuştu. Pekala, şimdi öğrendiğimiz yöntemle ne yapacağız? Bir de buna bakalım. Parabolü, yani x kare artı 2 parantezinde m eksi 1 çarpı x artı m kare artı 1'i bu sefer 3'e eşitliyorum. 3'ü de bu tarafa atmam gerekiyordu. Yani yine 3 çıkarmam gerekiyormuş. Aynı şeymiş demek ki, değil mi? X kare artı 2 parantezinde m eksi 1 çarpı x artı m kare eksi 2 eşittir 0. Ne olması lazım teğetse? Delta eşit 0 olmalı diyeceğiz artık. Pekala. Şimdi bunun baş katsayısı yine 1 olduğundan ben artık şunu biliyorum. Şunun yarısının karesi, yani m eksi 1'in parantez karesi, madem delta 0'a eşit, bunun yarısının karesi de m kare eksi 2'ye eşittir diyeceğim. Sol tarafın karesini alırsam m kare eksi 2m artı 1 gelir. Sağ tarafta da m kare artı eksi 2'miz var. Ve burada m karelerin gittiğini görüyoruz. Eksi 2m'yi sağ tarafa, eksi 2'yi bu tarafa davet edersem de 2m'nin 3 olması gerektiğini, m'nin de buradan 3 bölü 2 olmasını gerektiğini gayet rahat bir şekilde söyleyebiliriz sevgili gençler. Delta'yla da yapsaydık aynı şey olacaktı. 32. örnek, x kare artı ax artı 5 parabolüyle y eşittir 1 doğrusu kesişmiyorlarmış arkadaşlar. Kesişmiyorlarsa tabii ki de bunların ortak çözümünün deltası sıfırdan küçük olmalı diyeceğiz. Pekala, o zaman yazalım. X kare artı ax artı 5 eşittir 1 dedim. 1'i bu tarafa gönderirsem x kare artı ax artı 4 yapacaktır. Eşittir 0. Bunun deltasının 0'dan küçük olabilmesi için baş katsayısı yine 1 olduğundan şunun yarısının karesi, a bölü 2'nin karesi ki a kare bölü 4 yapar, küçüktür 4 olmalı dedik. İse bu 4'ü 4'ün yanına gönderirsem a kare küçüktür 16 yapar. Neyin karesi 16'dan küçüktür? Eksi 4 ile artı 4 aralığındaki tüm sayıların karesi 16'dan küçüktür. Alınabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Burada ilk alınabilecek değer eksi 3, son alınabilecek değer de artı 3'tür. Bundan kaynaklı eksi 3'ten artı 3'e 3 eksi eksi 3 artı 1 tane, yani toplam 7 tane sevgili arkadaşlarım sayı vardır diyeceğiz. Cevabımız 7 olacak. 33. örneğimizi dikkatli bir şekilde dinlemende fayda var. İki farklı biçimde çözeceğiz çünkü. Şimdi öncelikle x kare artı px artı 9 parabolüne orijinden çizilen teğetler birbirini dik kestiğine göre p'nin alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş bize. Ben diyorum ki elimde benim şu şekilde bir parabol olsun, şöyle, ve bu parabole sevgili arkadaşlarım orijinden çekilen teğetler, yani bir şuradan bir de şu şekilde çekilen teğetler de burada birbirine dik oluyorlarmış dedik. Orijinden çekilen teğetler var. Şimdi burası benim x kare artı px artı 9 dediğim parabol.
Şu doğrular da orijinden geçtiği için bunların formatı y eşittir mx biçimindedir. Y eşittir mx biçimindeki doğrulardır. Burada m'nin ne olduğunu bilmiyorum. Buradaki m'ler tabii ki birbirinden farklı ve eğimleri çarpımı eksi 1 olması gerektiğinde lütfen unutmayalım. Eğimler çarpımı eksi 1 olacak, eyvallah. Şimdi ben diyorum ki bunları birbirine eşitlesem x kare artı px artı 9'u götürdüm mx'e eşitledim. Bunlardan bir tanesine, yani şuna eşitledik diyelim. Bunu bu tarafa gönderdiğim takdirde x kare artı x parantezinde p eksi m yapacaktır burası. Ve artı 9'umuz var, eşittir 0 dedim. Şimdi madem bunlar birbirine teğet, delta ne olmalı? Delta 0 olmalı. Şimdi bunun deltasını alırsam p eksi m'nin karesini alıyorum. P eksi m'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 dedim, eşittir 0 olmalı. P eksi m'nin karesi açılırsa p kare eksi 2pm artı m'nin karesi eksi 36 eşittir 0 dedim. Şimdi ben bunu m'lerin, yani şuradaki m'lerin değerlerinin çarpımının eksi 1 olduğunu bildiğim için sonuçta 2 tane m değeri gelecek. İkinci dereceden m'ye bağlı bir denklem olarak yazabilirim. M kare ile başladım. Bunu bu tarafa aldım yani. Eksi 2 çarpı p çarpı m ve artı p kare eksi 36 eşittir 0 dedim. Şimdi bu denklem artık benim m'ye bağlı ikinci dereceden bir denklemim olarak düşünelim. Burada ben m'nin alabileceği değerlerin çarpımının eksi 1 olması gerektiğini biliyorum. Çünkü birbirine dik olan iki doğrunun eğimleri çarpımı eksi 1'dir ki bunların da eğimleri m. O halde m'lerin kökler çarpımı eksi 1 olacak. Ki c bölü a bize verir bunu. P kare eksi 36 bölü 1 eşittir eksi 1 olmalı. Yani p kare eksi 36 eşittir eksi 1 olmalı. O halde eksi 36'yı karşıya atarsam p kare eşittir 35 gelecektir. Buradan da p'nin alabileceği değerler ya eksi kök 35 ya da artı kök 35'tir. Ki bunun alabileceği değerler bunlar olduğu için çarpımları da bana eksi 35'i verecektir. Bu birinci çözüm yöntemi. Biraz meşakkatli değil mi? Anlaması da zor. Peki ikinci olarak farklı bir yöntem sunabilir miyiz? Tabii ki sunarız. Bu ikinci yol olsun. Şurası birinci yoldu. Bu da ikinci yolumuz olsun, tamam mı? Şimdi ikinci yol olarak herhangi bir parabol verdiyse, bak herhangi bir parabol, yani şurası ne olursa olsun, eğer diyorsa ki orijinden geçen teğetler birbirine dik, o halde senin yapman gereken parabolün, bak parabolün deltası kesinlikle eksi 1'dir diyeceksin. Sen bunu yapacaksın. Yani şuradaki mx, ax hiçbir şeyi karıştırmayacaksın. Parabolümüz bu değil mi? Bu. O halde ben bunun deltasını hesaplayayım. P kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 eşittir eksi 1. Yani p kare eşittir şu eksi 36'yı karşıya atarsam 35 gelir ki anında sorunun çözümünün sonuna bağlandık. Doğru mu? Doğru. O halde buradan da eksi kök 35 ile artı kök 35 gelecek ve kökler çarpımı da eksi 35 yapacak. İşte bu kadar basit sevgili arkadaşlarım. Eğer herhangi bir parabol verdiyse ve orijinden çizilen teğetler bu parabole dikse, o halde parabolün deltasının eksi 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunu sakın ha sakın unutmayın. 34. örneğimizdeyiz. X kare eksi 8 parabolüyle 2x doğrusu verilmiş ve parabolle doğru A ve B noktalarında kesişiyorlarmış. İşte burada ve burada kesişiyorlar. O A'nın, yani şuradaki uzunluğun buradaki AB'ye, yani tamamına olan oranı sorulmuş. Pekala, ben bunların hangi apsisli noktalarda kesiştiğini bulmak için x kare eksi 8'i tabii ki de 2x'e eşitleyeceğim. Buradan x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0 gelecek. X'e x ve burayı da eksi 4'e artı 2 diye parçalayacağım. Köklerimiz de eksi 2 ile artı 4 olacak. İşte o eksi 2 dediğimiz yer aslına bakarsanız şurasıdır. Artı 4 dediğimiz değer de işte burasıdır. Şimdi ben burada şuna dikkat etmeni istiyorum. Şurada turuncuyla gösterdiğim bir kelebek oluşturacağım. Şöyle bir kelebek oluşturalım arkadaşlar. Ve bu kelebekte gençler, bu kelebekte ben şuranın 2 birim olduğunu, buranın da 4 birim olduğunu biliyorsam eğer, o halde burası 2K'dır, burası da 4K'dır diyebilirim tabii ki. Benden neresi istenmişti? 2K'nın, yani OA'nın nereye? AB'ye, yani şuraya 6K'ya oranı istenmiş. Burada K'lar birbirini götürürse 2 bölü 6, yani 1 bölü 3 bana cevabın ta kendisini verir. Evet, artık altta soru kalmadığına göre sağ üst tarafa doğru geçebiliriz gençler.
Diyor ki buradaki üçgenin alanı, boyalı bölgenin üçgenin alanı sorulmuş. Hadi bakalım bir inceleyelim. 2x doğrumuz ve 8x eksi x kare parabolümüz var. O halde burada eksi x kare artı 8x parabolünü ben 2x'e eşit dersem her birini sağ tarafa topluyorum. Şurası eksi x kare olmasın diye x kare eksi 6x gelir eşittir 0. X parantezinde x eksi 6 yazarsam ve 0'a eşit dersem x'in bir 0 bir de 6 olması gerektiğini bilirim ki zaten 0'da kesiştiklerini biliyoruz. Diğer kesiştikleri yerin yani B noktasının absisi olan A'nın da demek ki 6 olması gerektiğini şu an için anladık. Yani bu üçgenin tabanı 6'ymış. Bir de yüksekliğini bulursam eğer tam takır kuru bakır olur. Hadi bakalım 6'yı ne yapacağız? Yerine yazacağız hocam. İster parabolde istersen de doğruda. İkisi de aynı yerden geçiyor. Doğruda yazmak daha mantıklı. 2 kere 6'dan 12 geldi mi geldi. Demek ki burasının ordinatı 12'ymiş. Buranın ordinatının 12 olması demek. İşte buradaki yüksekliğin 12 olması demek. Artık ben taban çarpı yükseklik bölü 2 ile cevabı bulabilirim. 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 6, 6 kere 6 da bana buranın alanı olan 36 birim karenin ta kendisini verecektir. 35. örneğimizde çözdükten sonra geçiyorum 36'ya. Bakın tam ama tam tilkilik soru. Tamam tilkiyi sen çözersin. A sıfırdan farklı olmak üzere demiş. Böyle bir parabolün olduğunu düşün demiş. Ve F990 ile F1002 ikisi de birbirine eşit ve ikisi de 1023'e eşit demiş. Peki A bölü B oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle parabol düşünün arkadaşlar. Parabol düşünün. Bu parabolü düşünürken de şöyle bir şey yapalım. Şurası sevgili arkadaşlarım 990 olsun. Aha burası da tamam hatta biraz daha sola çizelim. Burası da 1002 olsun. Bunların ikisinin de görüntüleri birbirine eşitmiş. Yani şu şekilde miymiş ve burası da 1023'müş değil mi? 1023'le hiçbir işimiz yok aslında. Peki ne yapacağız? Hoca 990'ın ile 1002'nin görüntüleri birbirine eşitse demek ki bunlar simetri eksenine göre simetriktir diyeceğiz. Ve ben bunun tepe noktasının absisini tabii ki bulabilirim artık. 990 ile 1002'nin tam ortasındaki sayı 996'dır. Demek ki R 996 olacakmış. Pekala R'yi nasıl buluyordum ben? Eksi B bölü 2 ile mi buluyordum? Eşittir 996 dedim. Hadi gel bir de şuradaki 2'yi 996'nın yanına fırlatalım. Böylelikle eksi B bölü A eşittir 996 ile 2'nin çarpımı 1992 yapar. Eksiyi de karşıya atarsam B bölü A'nın eksi 1992 olduğunu bulurum. Pekala benden ne isteniyordu? A bölü B. O halde B bölü A eksi 1992 ise A bölü B'nin de eksi 1 bölü 1992 olması gerektiğini artık rahatlıkla anlamışım demektir. Cevabımız bu şekilde ortaya çıkar sevgili gençler. Evet 37'deyiz bak. Güzel çözüm değil mi? 36'nın çözümü güzeldi. Bu parabolün alabileceği en küçük değer soruluyor. Şimdi öncelikle x eksi 5'in karesi var elimizde bak burada. X kare eksi 25x değil 10x tabii ki. X kare eksi 10x artı 25'i verir değil mi bize? X eksi 4'ün karesi neyi verir? X kare eksi 8x artı 16'yı verir. X eksi 3'ün karesi x kare eksi 6x artı 9'u verir. Ve bu şekilde gider. Arada bir tane x karemizin kaldığını unutmayın. X eksi 0'ın karesinden. X kare x artı 3'ün karesi gelecek sıraya. X kare artı 6x artı 9 yapar. X kare artı x artı 4'ün karesi şurası x kare artı 8x artı 16 yapar. Ve şunun da karesi son olarak x kare artı 10x artı 25 yapar. Tabii ki bunu tek tek açıp da yapmak zorunda değildik ama net göresin diye açık açık yazdım. Burada bunların toplamından bahsetmiş. Eksi 10x ve artı 10x, eksi 8x artı 8x, eksi 6x artı 6x bunların tamamı birbirini götürüyor. Ve burada kaç tane x kare olduğunu bulabiliriz. Eksi 5'ten artı 5'e kaç tane sayı vardır sıfırda dahil olmak üzere? 11 tane. O halde 11 çarpı x kare dedim. Ve 25, 16, 9 bundan sonraki karesel önceki karesel sayı 4 ve önceki karesel sayı 1 olduğu için artık bunları da toplamam gerekiyor. 25, 16 daha 41, 9 daha 50, 54 ve 55 yapar. Bir 55 de burada olduğunu biliyorsun o halde artı 110'dur diyebilirim. Şimdi aslına bakarsam parabolüm benim buymuş.
Ben bunun en küçük değerinin nerede aldığını bilirim. Kolları yukarı doğruysa tabii ki tepe noktasının apsisinde. O halde R'sini bulmam gerekiyor. R'si de B'si 0 olduğu için eksi 0 bölü 22'den tabii ki 0'ı verir. Ve 0'ı da götürüp yerine yazarsak cevabı buluruz. F0 bize cevabı verecek dedik. 11 çarpı 0'ın karesi artı 110 ki bana 110'u verir. O halde doğru cevap da 110'dur diyebiliriz gençler. Umarım anlaşıldı. Umarım anlaşıldı. Çünkü arkadaşlar önemli örnekler bunlar. Benden sana söylemesi. Sayfamıza uzaktan bir bakalım. Gayet dolu dolu çalışılmış bir sayfa görüntüsü var ki zaten çalıştık. İspatlı videosu da var. Gençler devam edelim 38'de. Fx ikinci dereceden fonksiyonunun alabileceği en küçük değer 11'miş. Bak 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 gene bir şeyler var. Fx1 ile f9 birbirine nasıl eşit oluyordu? Bunlar birbirine eşitse tam ortalarında ne vardır? Simetri ekseni vardır. Eksi 1 ile 9'u toplayıp 2'ye böldüm. Ne geldi? 4. Demek ki benim R dediğim tepe noktamın apsisi 4'müş arkadaşlar. 36 ile bir işim var mı? Yok. Hiç kullanmayacağım bile. Şimdi R'yi 4 bulduk ya. Demek ki F4 benim fonksiyonumun alabileceği en küçük değerdir ve 11'in ta kendisidir. F4'ü yazdım eşittir 11. Neden? Çünkü en küçük değer 11'dir demiş. Pekala şimdi bu 4'ün tam ortadaki noktanın tepe noktasının apsisinin 15'e olan uzaklığı kaç birimdir? 11 mi? Peki eksi 7'ye olan uzaklığı kaç birimdir? O da mı 11? Aa neden acaba? Çünkü bunlar birbirini götürsün diye. F-7 normal şartlar altında F-15'e eşitmiş arkadaşlar. Ve bunlar birbirine eşitken önünde eksi varsa burası artılı burası eksili birbirini götürür ve geriye sadece cevap olarak F-F4 kalır. F4'te 11'di o zaman eksi 11 bize cevabı verir deriz kısaca. 39. örneğimiz. 39. örnekte bir düzeltme yapalım arkadaşlar. Mümkün mü? İzin verir misiniz düzeltme yapmama? Soru çok güzel bir soru aslında. Keşke o düzeltme olmamış olsaydı. Şöyle ki şu kısmı düzelteceğiz arkadaşlar. Nasıl düzeltebilirim? F eksi 44 kalsın aynen. Tamam mı? Şu eksiği niye koyduk ki? F eksi 44 burada aynen kalsın. Artı dedim. F 80. Tamam mı? Daha sonrasında bölü F48 ve artı F-76 diyelim. Soruyu bu şekilde düzeltmeye çalışalım, tamam mı? Bu şekilde olsun. Şurası hatalı olmuş ve soru çok güzel bir soru. Dikkatli dinlemede fayda var. Şimdi parabolü bu şekilde vermiş. Buna göre bu kaçtır diye sorulmuş. Tabii ki hiçbir yazar size soruyu yazarken şu şekilde düşünmez. Öyle bir soru yazayım ki öğrenci çözemesin. Böyle bir mantalite yok arkadaşlar. Sadece şunu yapar yazar. Öyle bir soru yazar ki gıcık görünür ama o bütün gıcık görünen sorularında mutlaka basit bir çözümü vardır ki bu soruda onlardan bir tanesi. Öncelikle ben bu parabolün R'sini yani eksi B bölü 2 A'sını bir bulayım. R'si nedir arkadaşlar? 44 bölü 22'den 2'dir. Şimdi R'sinin 2 olduğunu biliyoruz. Böyle bir ortamda ben şunu düşünürüm. R'nin yani 2'nin eksi 44'e olan uzaklığı kaç birim? 46 birim değil mi? Şuraya olan uzaklığı 46 birim. Buraya olan uzaklığı 78 birim. 48'e olan uzaklığı nedir 2'nin? Tabii ki 46 birimdir. Ve eksi 76'ya olan uzaklığı tabii ki 78 birimdir. Şimdi ben tam ortadaki simetri ekseninin 2'nin eksi 44'e olan uzaklığıyla artı 48'e olan uzaklığının 46 olduğunu biliyorsam demek ki bu iki tanesi yani f eksi 44 ile f 48 birbirine eşit parabol simetrik bir yapıya sahip olduğu için. Yani ben buna a dersem bu da a olur. Ve o halde burası b ise bu da b olur. Yani artık benden şu isteniyor. A artı b'yi a artı b'ye böl diyor. İkisini birbirine oranlarsan bunların sonucundan bağımsız cevabın 1 olması gerektiğini tabii ki de söylerim. Hiç acımam. Tamam. Örnek 39'u çözdük. Devam ediyoruz aşağıdaki notta. Şimdi bu notta öyle bir not ki bir tane soru var bu notla alakalı. Bu not aklında bulunsun. Müfredat içerisinde normalde kalkıp da bunu bu şekilde anlatmıyoruz ama aması var. Şuradaki notla birazdan ispat edeceğimiz notla çok güzel sorular da çözülüyor. Aklında bulunsun ister kullan ister kullanma. Öncelikle ax kare artı bx artı c dediğimiz parabolümüzde biz r'yi hep nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2a ile bunu da yerine yazarsam eğer hop k'yı buluyordum. Ama şimdiye kadar hiç denemedik değil mi k'yı bu şekilde bulmayı? Hadi deneyelim. X gördüğümüz yere eksi b bölü 2a yazacağız. Yazdım, yazdım. Bunun karesini alırsam b kare bölü 4a kare gelir. Şunu da b ile çarparsam eksi b kare bölü 2a gelecektir.
Şuradaki a ile şuradaki 2'nin bir tanesini sadeleştirirsem b kare bölü 4a gelir. Burası da b kare eksi 2a'ydı ve artı c'miz var. Şimdi payda eşitleyelim arkadaşlar. Bu paydayı nasıl eşitlememiz gerekiyor? Şuraları sildim. Diyorum ki burayı 2 ile genişletirsem, burayı da 4a ile genişletirsem ki paydası 1'dir. O halde paydalar eşitlenmiş olur. Yani burası b kare eksi 2b kare artı 4ac'dir. Alt kısımda da tabii ki 4a'mız mevcut. Ve bu artık neye eşit olacak? K'ya. Öncelikle b kareden 2b kareyi çıkarırsam eksi b kare yapar. Artı 4ac'miz var. Bir de bölü 4a'mız var. Eşittir. Ne diyorum? K. Şimdi güzel kardeşim bak, yukarısı sana bir şey çağrıştırması lazım. Şimdiye kadar çok kullandığımız bir şey. Nedir? Delta'yı. Eksi parantezini alırsan b kare eksi 4ac gelir burası. Bölü 4a'mız var. Eşittir k demiş olduk. Tabii ki şurayı seni de görmen şart değil mi? Eşittir k. Şurası neydi? Delta. O zaman eksi delta'yı demek ki ben 4a'ya bölünce bu bana her daim k'yı, yani tepe noktasının ordinatını veriyormuş. Tepe noktasının ordinatını da delta ile hesaplamak bir değişik oldu ama elimizde böyle bir bilgi varken niye kullanmayalım? Hadi kullanalım o zaman. A ve B birer gerçel sayıymış. Güzel. X kare artı AX artı B parabolü verilmiş burada. Ve ABT kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi güzel kardeşim bak. Ben tepe noktamının apsisinin şurası olduğunu biliyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ama ben buradaki K'nın eksi 4 olması gerektiğini tabii ki de biliyorum. O halde K eksi 4 ise ne diyeceğim? Eksi delta bölü 4a, ki a'sı kaç bunun? 1. O zaman direkt bölü 4 diyelim. Eşittir eksi 4 olmalıymış. Çünkü bize bu k'yı veriyordu. 4'ü ben karşıya atarsam eksi delta, eksi 16'nın ta kendisi. O zaman delta dediğimiz şey de 16'nın ta kendisi olacak. Deltamız 16'ymış. Hayırlı uğurlu olsun. Peki, şimdi ben bu üçgenin yüksekliğini biliyorum. Üçgenin alanı lazımdı ya. Üçgenin yüksekliğini biliyorum. Bana ne lazım? Taban. Tabanı nasıl bulurum? Lan bunlar bizim parabolümüzün x eksenini kestiği yerler değil mi? Yani kökleri değil mi? Köklerin arasındaki farkı bulursam tabanı da bulmuş olurum. O halde kökler arasındaki farkın mutlak değeri diye bir formül vardı. Hani x2 eksi x1'in mutlak değeri, hatırladın mı? Bunu unutma demiştim ben sana. Ki neydi bu da? Kök delta bölü mutlak değer a'ydı. Şimdi deltamız 16 olduğuna göre 16'nın karekökü 4'tür. 4'ü de mutlak değer a'ya, yani mutlak değer 1'e bölersem burası 4 gelir. Yani burası da kaç birimmiş? 4. Şimdi artık geriye sadece ne kaldı? Alanı hesaplamak. 4 çarpı 4 bölü 2'den doğru cevap 8'dir diyeceğiz sevgili gençler. Ve 40. soruyla, parabolü 40 defa söyledik. 40 defa olacak arkadaşlar. Bu arada problemler, 40 soru serisi problemler kitabımızda şu an baskıda, matbaada sıcak sıcak basılıyor arkadaşlar. Çok yakında satışa sunulacak. Umarım bu kitap sizlere hayırlı uğurlu olur. Çünkü içerisinde var ya deli divan. Çok güzel ama çok güzel. Bak, zor değil ama çok güzel problemler, soruları var. İddia ediyorum bu problemleri anlayarak, adam akıllı biçimde emek vererek çözersek problemler diye bir konu artık bizim için mazi olacaktır. Dolayısıyla kesinlikle bu kitabı kaçırma, ben sana söyleyeyim. Tamam, bak ben sana açık ve net söyleyeyim. Evet, sayfalarımız yine dolu dolu, her zamanki gibi çok güzel çalıştık. Umarım sen de aynı şekilde çalışmışsındır. Şimdi ödevin small, medium ve large testleri mutlak surette çözüyorsun. Başka bir şey istemiyorum. Ve bir sonraki videomuzda trigonometride buluşalım seninle birlikte. Tamam. Trigonometride görüşürüz arkadaşlarım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.